Hayır, bana bakacaksın. We have the language rooms on the right side. You can have a check. Koronavirüsten önce en son bu sahnede Jennifer Lopez 2000 kişiye konser vermişti. Bu alan o konserden sonra virüs hayatımıza girdiği için atıl durumdaydı. Ancak Rusların yeniden Antalya'ya geleceği haberiyle birlikte bu alanda da çalışmalar başladı. Zira Ruslar açık alanda yapılan etkinlikleri daha çok seviyor. Kesinlikle tüm turizmcilerin beklediği önemli bir haberdi. 18 Haziran'da açıklandı. Zaten sezona hazırdık. İlave hazırlıklarımıza da devam ediyoruz. Rus turistler bizim için çok önemli bir yer tutuyor. 2019 yılında 7 milyon Rus turist ağırladık. Pandemi sebebiyle geçen sene 2 milyona kadar düşmüştü. Rus turistlerin Türkiye'ye tekrar gelecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Tabii ki kesinlikle yoğun olarak bir rezervasyon akışının başladığından söz edebiliriz. Tabii ki tam yansımaları bir hafta içinde daha netleşecektir. Çünkü tam uçuş tarihlerinin belli olması, uçuş sayılarının artmasıyla birlikte rezervasyon akışındaki artış da ortaya çıkacaktır. Kararın açıklanmasının ardından çok hızlı bir şekilde 100'ün üzerinde sadece Rusya'dan rezervasyon aldık. Bu aslında... Evet, doğrudur. Bir gün içinde alabileceğiniz rezervasyon sayısı içerisinde 100 oda çok önemli bir yer tutmaktadır. Peki. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar ve genelgeler çerçevesinde ilgili kurallara uyarak tabii ki hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kanunların bize müsaade ettiği çerçeve doğrultusunda da hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Ben dedim ya, işlerini de online takip ediyorlar falan gibi bir şey. Tabii hani onlar şu anında da diğer sorunlarda bir Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte Ruslar Antalya'ya gelmek için rezervasyon yarışına girdi. Öyle ki günlük 15-20 bin civarı Rus turistin charter uçuşlarla Antalya'ya gelmesi bekleniyor. Yok, şey diyeyim. Başlıklarımız da burada.